Allahümme salli ala Muhammeden ve ali Muhammed. Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kun li veliyike Hüccet ibnil Hasan salavatuke aleyhi ve ala abaih fi hazihi sa'a ve fi kulli sa'a veliyen ve hafizan ve qaiden ve nasira ve delilen ve ayna hatta tuskinehu arzake tev'a ve tumeddiyehu fiha tebila. Bir rahmetike ya arhamer rahimin. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve acil felecem. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in sallallahu aleyke ya veliyel asr edrikna. Kişi öldükten sonra bizim hayatımızdan çıkmaz. Çünkü onun yaşamı devam ediyor. Ama başka bir alemde, başka bir boyutta yaşamı devam ediyor. Bu dünyayla da irtibatı devam ediyor. Bu dünyayla etkileşimi de devam ediyor ölünün. Dolayısıyla ölen insanın irtibatı bizimle kesilmiyor. Kesilmediği için de Allahu Tebareke ve Teala bizlere ölüler hususunda bazı desturlar vermiştir. Çünkü hedefimiz bizim kemale ermektir. Bizim amacımız iyi bir insan olmaktır. Bunun için de yaşamımızdaki her noktaya dikkat ederek yaşayacağız. Eğer yaşamımızın bir yerinde bir aksaklık olursa, o bizim kemale ermemize engeldir, iyi bir insan olmamıza engeldir. Yaşamımızdaki yerlerden biri de, noktalardan biri de ölen insanlardır. İnsan öldükten sonra bizimle irtibatı kesilmiyor, devam ediyor ama başka bir boyutta. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ölülerinizi ziyaret edin, kabirleri ziyaret edin. Çünkü bunda bir ibret vardır. Evet, insan ara sıra kabir ziyaretine gidecektir ki insan ölümü hatırlayabilsin. Gafletten uzaklaşabilsin. Gaflet ne demektir? Gaflet şu demektir. İnsanın bu dünyaya sıkı sıkıya yapışması, sıkı sıkıya sarılması ve bu dünyadan başka bir yerin olmadığını zannetmesi ve her zaman bu dünyada yaşayacakmış gibi yaşaması. Her zaman bu dünyada kalacakmış gibi yaşaması. Yani bir gün gelecek ve ben burayı terk edeceğim ve bunun da zamanı belli değildir. Yarın da olabilir, bu gece de olabilir. İnsan bunu unutmasına gaflet denir. Ölüyü ziyaret etmek, kabri ziyaret etmek, mezarları ziyaret etmenin işte faydası budur ki insan bir kendisine geliyor. Ve kendisine şunu diyebiliyor ki bir gün sen de buraya gireceksin. Ve buraya girdiğinde ne yapacaksın? Bu insanı kendisine getiriyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz buyuruyor ki burada bir ibret vardır. Yani cenazeyi ziyaret etmekte, kabir ziyaretinde bir ibret vardır. Ayrıca kabir ziyareti insanı rahatlatır da. Rivayetlerde vardır. Yüreğine sıkıldığı zaman, çok sıkıntıya girdiğiniz zaman, bunaldığınız zaman gidin mezarlıkları ziyaret edin. Bu sizi rahatlatacaktır. Böyle bir hadis vardır. Ve mezar ziyareti sadece insanın kendisine faydası yoktur. Yani sadece ziyaret edenin kendisine faydası yoktur. Çünkü ölü de bundan faydalanır. O cenaze de bundan faydalanır. Örneğin Hazreti Ali Aleyhisselam buyuruyor ki bir hadisinde valideyninize gidin ve dua edin. Onlar bu durumdan sevinecektir. Nasıl ki bu dünyada insan
anne babasını ziyaret ettim, onları sevindiriyor ve onlar evlatlarının kendisini gelip ziyaret etmesinden hoşnut oluyorlar, onlar seviniyorlarsa, kişi öldükten sonra da evladı onun mezarına giderse, mezarı başına giderse, onu ziyaret ederse o şekil seviniyor. Mezarın başında olması annesini, babasını sevindiriyor. Bu bir gerçektir. Ve onların mezarının başında dua etmek de insana çok faydası vardır. Yani insanın kendisine dua etmesi. Yine vardır dini metinlerimizde ki eğer bir sorununuz oldu mu, o sorunu çözemiyorsanız, bir ihtiyacınız oldu, o ihtiyacınızı karşılayamıyorsanız, gidin anne babanızın mezarını ziyaret edin ve orada sorununuzu dile getirin. Allah o ziyaret yüzüsü hürmetine sizin sorununuzu halledecektir, sizin sorununuzu çözecektir. Çünkü anne baba özellikle mezarının başındaki ziyarette edilen dua kabuldur. Hem ölüye edilen dua kabuldur, hem de insanın kendisi için ettiği dua kabuldur. Çünkü Allah'ı sevindiren bir iş yapıyorsun, Allah'ı razı eden bir iş yapıyorsun. Bu nedir? Bu da anne babayı sevindirmek. Anne babayı sevindiren bir insan Allah'ı sevindirir. Bir insan da Allah'ı sevindirdi mi, Allah'ı hoşnut etti mi, Allah da onun sorununu halleder, sorunlarını çözer. Demek ki hayatımızdaki bizim kilitlerden biri budur, açarlardan biri budur. Yani hayatımızdaki sıkıntılardan kurtulabilmenin yollarından biri anne baba ziyaretidir. Sağsa sağ, ölüyse mezarının ziyaretidir. Kabir ziyaretinin de bir adabı var, bir usulü var. Birincisi, peygamber diyor ki gece kabirlere gitmeyin. Gece gitmeyin. Gündüz der, gidin ziyaret edin. Hala bir etkileşimler var, bazı sıkıntılar var gece ziyaretin. Tabii ki bu mezar yanlarından bazen geçiliyor ister istemez. Artık mezarlar şehirlerin içindedir, yolların kenarındadır. Bu yoldan geçerken, mezarlık yanından geçerken mutlaka bir Fatiha, bir İhlas suresi okunsun, boş geçilmesin. Hele ki öğrenci, yani talebe, din talebesi hususunda şöyle bir rivayet vardır ki, bir dini alim, bir dini talebe bir mezar yanından geçer de Fatiha okumadan giderse, oradaki ölüler figan ediyor ki neden bu bize bir Fatiha okumadı? Çünkü oradan her geçen insan ölüler onun farkındadır. Her geçen insanın farkındadır. Ve onlar dilenci misali o insana bakıyorlar. Diyorlar ki acaba bize bir Fatiha okuyacak mı? Bize bir güzellik gönderecek mi? Ve her Fatiha'da ve İhlas'ta ölüler bir o kadar rahatlıyor, bir o kadar ferahlıyor. Odur ki dinimiz diyor, cenazeyi nereye defnedin? İnsanların çok ziyaret ettiği mezarlığa defnedin. Çok uğrak yere defnedin. Ki orada Fatiha daha çok okunacaktır. Ve daha çok Fatiha okumak orada yatan insanlara daha çok bir ferahlık, daha çok bir rahatlık getirecektir. Evet, kabirler gece ziyaret edilmesin, bu bir. İki, kabirler sık sık ziyaret edilmesin. Bir usulü, bir ayarı var bu işin. Sık sık kabir ziyareti de insana zarar veren şeylerden bir tanesidir. Çok ender de ziyaret edilmesin. Farz-ı misal senede bir defa, iki defa da ziyaret edilmesin. Bu da yanlıştır. Ama en azından haftada bir defa, 10 günde bir defa kabir ziyareti, mezarlık ziyareti insanın kendisine getiriyor. Bunun ayarı ortalama budur. Çünkü bizde de destur vardır ki
Perşembe günleri, Cuma akşamı diyoruz biz buna, Perşembe günleri kabir ziyareti iyidir. Kabir ziyaretini Perşembe günleri yapınız. İmam Rıza aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, bir insan kabir ziyaretine gider de orada 7 defa Kadir suresini okursa, yani inne enzelnahu fi leyletil kadr suresini 7 defa okursa, ezbere veyahut da Kur'an'a bakarak, yazıya bakarak okursa fark etmez. Allah hem o okuyanı bağışlıyor, hem okunan kişiyi bağışlıyor. 7 defa Kadir suresi okumak. Odur ki cenazeler defin edildikten sonra, talgin verilip bittikten sonra rivayet vardır ki insan elini toprağa gömmelidir. O kabir üzerinde ve 7 defa, bazı rivayetlerde 10 defa Kadir suresini okumak sevaptır. Çünkü insanın bağışlanması için bu çok iyidir. Ölüler için bir şeyler yapmamız gerekir. Çünkü onların amel defterleri kapanmamıştır. Ellerinden kalem alınmıştır. Ama amel defterleri kapanmamıştır. Ne demek ellerinden kalem alınmıştır? Yani artık onlar kendileri için o amel defterine bir şey yazamazlar. Bitti. Bu kalem insanın bu dünyada elindedir. İstediğini amel defterine yazar. Kötülüğü de, iyiliği de amel defterine yazar. Ama kişi öldükten sonra amel defteri açıktır. Ama elinden kalem alınır. Yani artık kendisi için bir şey yapamaz. Ya bu dünyada güzel bir şey bırakıp gitmiştir, o güzel şey devam ettikçe onun amel defterine yazılacaktır. Ya da kişinin burada bırakıp gittiği insanlar onun için bir şeyler yapıp onun amel defterine yazdıracaktır. Dolayısıyla da ölen insanın yerine bir şeyler yapılabilir. Örneğin, niyabeten, ne demektir niyabeten? Yani onun yerine insan 2 rekat namaz kılabilir. Odur ki anne babanın, özellikle babanın kaza namazlarının büyük evlat tarafından kılınması istenmiştir. Orucun büyük evlat tarafından tutulması istenmiştir. Niye? Çünkü ona faydası vardır. Bir baba ki kaza namazları vardır, büyük evlat onun kaza namazlarını yerine getirmelidir. Eğer getirmezse kaza namazlarından dolayı baba orada acı içindedir, azap içindedir. Bir durum vardır ki baba namaz kılan değildir, anne secde görmemiştir. Öyle bir babanınla kaza namazına kılmaya da gerek yoktur, vacip de değildir. Ama evlat olarak kılmak istiyorsa tabii kılabilir. Bunda bir zarar yoktur. Ama dinimiz diyor ya, büyük erkek çocuğu babanın kaza namazlarını, kaza oruçlarını, haccını yerine getirmek zorundadır. Vaciptir bu da. Hangi babanın? O baba ki iyi insandı, namaz kılan, oruç tutan, ama bazı sebeplerden dolayı kaza namazı ve kaza orucu kalmıştır. Böyle bir babanın elbette ki o dünyada sıkıntı çekmesine Allah razı olmuyor ve diyor ki büyük oğul onun yerine getirsin. Ama bir baba ki anını secde görmemiştir, ağzı oruç görmemiştir, yüzü kıble görmemiştir. Böyle bir babanın kaza namazlarını büyük oğlun yerine getirmesi vacip değildir. Vacip değildir. Ama yerine getirebilir mi? Evet, tabii ki yerine getirebilir. Allah o kapıyı kapatmıyor. Dolayısıyla da evlat, ister büyük çocuğu olsun, ister kızı olsun, ister küçük evladı olsun fark etmez, babasına bu dünyada bir şeyler gönderebilir. Amel defterine yazdırabilir. Babasını o dünyada sevindirebilir. O da hangi iş olursa olsun,
Babasının adına sadaka atabilir. Bu dünyada sadaka vermek sevap mıdır? Sevaptır. Kendi elimizle biz sadakamızı atıyoruz. Sevabımızı da amel defterimize hemen yazdırıyoruz. Şimdi bir insan da babasının yerine sadaka atabilir. Yani babamın yerine bu sadakayı atıyorum deyip o sevabı babasına verebilir. Veyahut da iki rekat namaz babası için kılabilir. Babasının yerine Kerbela'ya gidip o Kerbela sevabını babasına verebilir. Hacca gidip babasına o hac sevabını verebilir. Oruç tutup babasına oruç sevabını verebilir. Babasının yerine 3 tane fakire paket alıp yiyecek evine bırakabilir. Yakacağını verebilir. Bunların hepsinin sevabı bu defa hem yapan kişiyedir, hem de kimin için yerine getirmişse, niyabeten yerine getirmişse ona gidecektir. Dolayısıyla İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhisselam buyuruyor ki, ölenin yerine bir şeyler yapılabilir, niyabeten amel kabuldur. Ve Allah-u Tebareke ve Teala bu niyabet amelini ona yazıyor. Ve cenaze ihsanı hususunda da birkaç cümle söyleyelim. Şöyle bir yanlış algılanma vardır. Cenaze yerinde yemek, yemek mekruhtur. Cenaze evinde yemek pişirilmesi mekruhtur deniliyor. Evet doğrudur. Risalelerde de var bu. Müçtehitlerin risalelerinde de bu cümle var ki cenaze evinde yemek pişirmek mekruhtur. Ama bunun sebebi nedir ve buradan maksat nedir? Bunun iyi anlaşılması lazım. Aksi takdirde mesele yanlış anlaşılır. Bir taraftan dinimiz diyor ki ölen insan hakkında ihsan edin. Bir taraftan dinimiz diyor ki ölen insanın başsağlığına gelindi mi onlara ikram edin. Onlara bir çay verin, açlarsa yemek verin. Ve hem onlara ikramdır, hürmettir, saygıdır. Hem de ki cenazeye bir sevap gider. Bir taraftan da deniliyor ki cenaze evinde 3 gün yemek pişirmek mekruh. Bunun mekruhtur, iyi değildir. Bunun sebebi şudur, bunun manası budur, yanlış anlaşılmasın. Mana şudur ki cenaze olduğu zaman sıradan bir hayat yaşamasın onun ev halkı. Yani bir saygınlığını onun korusunlar. Örneğin bazı memleketlerde, bazı yerlerde ölünün hiç değeri yoktur. Yani cenaze olur, götürürler, onu defnederler. Mezarlıkta da insanlar o yakını makını bir başsağlığı verir, her şey biter. Adam gelir oturur, dizisine bakmaya devam eder bir saat sonra. Ha, bu olmaz. Yani o evde bir musibet olduğu bilinmesi lazım. O ölüye bir hürmet lazım, bir saygı lazım. Adam cenazesini defnede ve eve gele ve evinde normal artık yemeğini pişire, yemeğini yemeye çalışa. Bunu dinimiz kabul etmiyor. Yani o evde yemek pişirilmesi mekruhtur derken, yani günlük hayatına kaldığı yerden devam edermiş gibi yemek pişirip yiyecektir. Bu olmaz, bu mekruhtur. Ama gelen misafirleri için yemek pişirmesi tabii ki hem sevaptır hem de ölen insana bir faydası vardır. Çünkü ihsan veriyor, ihsan ediyor. Ve Cafer-i Teyyar, Hazreti Ali'nin kardeşi, Cafer-i Teyyar savaşta şehit oldu. Hanımı vardı Esma bin Umeys. Peygamber Efendimiz Cafer-i Teyyar'ın ölüm haberini aldıktan sonra, şehadet haberini aldıktan sonra kızı Hazreti Fatıma'ya dedi ki, kızım git Cafer-i Teyyar'ın evine, Esma'nın evine, ona yardımcı ol. 3 gün ona yardımcı ol. Ve Hazreti Fatıma-i Zahra gelmiştir Cafer-i Teyyar'ın evine. Hem de kayını oluyor. Değil mi? Hazreti Ali'nin kardeşi olduğu için aynı zamanda Fatıma-i Zahra'nın da kayını olmuş oluyor. Geldi, 3 gün o evde hizmet etti, yemek pişirdi. Evet dinimiz
bizden bunu istemiştir. Cenaze sahibinin evine gidin, onların yemeklerini pişirin, evlerini düzenleyin. Çünkü onlar musibettedir. Ve onlar günlük hayatlarını yaşamasınlar. Onlar musibetleriyle meşgul olsunlar, gidip geleniyle meşgul olsunlar. Baş sağlığına gidin onlara, onların acısını azaldın, onlara bir görünün. Bunlar bütün dinimizin desturlarıdır bize. Ama kendisi yapmasın bu işi, yani yemeği kendisi pişirmesin. Komşuları gelsin, hemen ona yardım etsin. Evet, buradaki vazifemiz demek ki buymuş. Bir, ölen insanın sahibi ölenine ihsan vermelidir. İki, komşuları, akrabaları, tanıdıkları ölen insan için, ölen insanlara, yakınlarına, baş sağlığına gitmelidir. Bu da dinimizde bir emir, bir desturdur. İmam Cafer-i Sadık buyuruyor ki, ölen insanların yakınları sizi cenaze yerinde görsün. Bu bile onları rahatlatıyor. Ve mümini rahatlatmak da sevaptır. Vazifedir bunların hepsi. Üç, kol komşu gitsin ve cenaze sahibine yardım etsin ihsan meselesinde. Cenaze sahibinin yemeğini pişirsin, misafirlerini ağırlasın. Cenaze sahibi sadece otursun, gidip geleniyle ilgilensin ve ölüsüyle ilgilensin. Diğer işleri hep kolu komşu, akrabalar yerine getirsin. Bu dinimizin bize direkt emridir. Dolayısıyla da cenazeye ihsan verme meselesi vardır. Dinimiz özellikle bunun üzerinde durmuştur. Cenazeye ihsan verin, cenazeye iyilik edin. Ama bunu yaparken insanın kendisi değil de o yakın akrabaları bu işlerle ilgilensin denilmiştir. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.